Açıldı. Uyanık mısın? Ben kapıdayım. Ne? Aa! Aa, Barış. Aa, niye burada uyudun kaldın ya? Gelseydin ya içeri. Ay. Saat kaç? Çok geç. Hey. Donmuşsun. Hadi içeri girelim hadi. Yok yok şimdi. Anlatacaklarım var sana. Çocukları uyandırmayalım. Gel otur konuşalım. Tamam dur bekle üstüne bir şey getireceğim. Çok üşümüşsündür. Ay. Çok sağ ol. Kaçta geldin sen? Aa, biri filan da herhalde ya. Böyle ışıkları kapalı gördüm. Aradım telefonu da kapalıydı. Rahatsız etmeyeyim dedim yani. Olur mu ya? Telefonum ıslandı diye bozuldu. Hmm. Sen ne yaptın? Öldün meraktan. Ha. İşte babam parayı buldu getirdi. Bir de güzel konuşma çekti. Hayran kaldım vallahi. Bizimkisi morardı tabii. Kafayı iyice delirdi. Ne yaptın? Sana bir şey yaptın mı? Ne yapacak bana ya? Tehditler savurup durdu. O öyle olacak, bu böyle olmayacak diye. Ben de senden ayrılacağımı, işte bir daha mahalleye gelmeyeceğimi falan söyledim. Hastaneden sonra yanında çalışacağım. Annemde kalacağım falan öyle bağladık yani. Ayrılacak mıyız gerçekten? Güzelim ben şu an neredeyim? Tam kapımın önündesin. Saat kaç olmuş? Kapının önündeyim. Hala ayrılacak mıyız diyorsun? Ben senden ölsem de ayrılmam. Anladın mı? Yaz bunu bir kenara. İyi baban öyle bilecek yani. Nasıl yapacağız? Tabii bir süreliğine. Şu kurum işlerini halledelim. İşte evime işlerine de bakarız falan. Çocukları bir güvenceye alalım da. Sonra evvel çaresine bakacağız. Kardeşlerimle uğraşır mısın? Yok ya, kardeşlerine bir şey yapacağından değil de işte. Sağa solu belli olmaz onun şimdi. Ama bakacağım bir çaresine. Madem beni yanına aldı, düşünecekti bunları. Bulurum ben yakında onun bir açığını. Ona kendisiyle aile saldıracağım. Olmaz öyle şey ya. Saçmalama, sen onun gibi davranma. Baban o senin. Yok, adam size neler etti? Hala bunları mı söylüyorsun? Olur mu canım öyle şey? Annenle baban onlar senin. Öyle ha deyince hayatından çıkaramazsın ki, olur mu öyle şey? Oh. Ben dünyanın en şanslı adamıyım biliyorsun değil mi? Hadi konuşacaklarımız bittiyse kalkalım girelim içeri. Hadi bakalım. Sen annene mi çay yapsan? Ay yok ya. Evde uyuyor şimdi. Beni de uyuyabiliyorlar. Sıvıştım yani. Lan kaç yaşına geldi şu düştüğümüz halde ya. Bana ne kardeşim bütün bunlardan? He? Bana ne? 2 saattir hikaye anlatıp duruyorsun burada. Ya kuryesi ölmüşmüş, yok bilmem neymiş. Bana ya paramı ya elmaslarımı getiriyorsun, hem de evvel. Ya Sado ne yapacağız, nasıl anlaşacağız biz? Çekelim silahları, burada birbirimizi indirelim. Onu mu istiyorsun yani? Taşlarımı istiyorum benim. Ya da 5 milyonumu. Ben de sana diyorum ki, taşların kimde olduğunu öğrendim. Alakasız bir kadında. Elinde tutacak değil herhalde. Satmak zorunda. Satınca da benim avcuma düşecek. Bana biraz daha zaman lazım. Zaman filan yok sana. Yarına kadar ya paramı getiriyorsun ya da elmaslarımı. Ha. Sakın beni hafife almaya kalkışma. Soruştur bakalım kimmişim, neler yapabiliyormuşum. Ayağını ona göre uzat. Tıkır tıkır saat gibi giden işin içine ettiniz ben. Bu Şükran denen kadını hemen buluyorsunuz bana. Yoksa hepinizi teker teker temizlerim. Duydun mu Sado? Teker teker temizlerim hepinizi. Tamam abi. Zaten çamaşırcı ettiniz beni mahallesinde. Bu ne lan? Ne bu? Ne var bu saatte Ayla? Servet arayıp aramamakta tereddüt ettim ama... Savaş yok, gitmiş. Nasıl gitmiş? Basbayağı gitmiş işte. Ben yatıyorum dedi, odasına çıktı. Gene kandırdı beni bu çocuk. Bu kızdan ayrılacağı falan yok. Bize yalan söyledi Servet. Hah, hazır. Ya şu Cem'in işini kafama takıyorum ben de, bir kurtulamadık ya. Yani elin size geçmesi lazım biliyorsun değil mi? Elimizin kuvvetli olması lazım. Sen vazgeç bölün deme benden öyle. Sen neredesin acaba şu an? Evindeyim. Yani. Evet. İyi. Hadi iyi geceler. Gitmem ben, dur. 2 dakika daha. Tamam. Biliyor musun? Hı. Biz erkekler hata yaptığımızı kabullenmekte çok zorlanırız. Özür dilemekte, pişman olduğumuzu söylemekte. Hı. Evet. Öyle mi? Öyle tabii. Biz de pişman oluruz. Hem de çok pişman oluruz. Sen? Neden? Yo, anlamadım. Sen Hülya ile şey... Özür diledim, söyledim. Aynı şeyle gene özür diliyorum. Çok özür dilerim. Ne? Bu ne şimdi? Affettiğin anlamına mı geliyor? Hı hı. Nursat. Abi. Günaydın. Günaydın. Barış abi. Ay kalk. Günaydın. Günaydın. Günaydın Barış abi. Günaydın. Günaydın. Hadi kalkın, elinizi yüzünüzü yıkayın, ben de kahvaltı hazırlayayım. Baba. Kahvaltı falan hazırlamıyorsun. Bugün kahvaltılar benden. Hem de ne yapacağım biliyor musunuz? Omlet. Evet. Çok iyi omlet yaparım ha. Ya Barış akşam babasıyla kavga etmiş. Geldi işte buraya. Dedim çok geç oldu, gitme kal. Öyle uyuyakalmışım yani. İyi yapmışsınız abla ya. Vay, İsmet de uyanmış. Gel bakalım. Gel bakalım. Yumurta. Yumurta. Hadi gel. Hoppa. Ama yağ yok, yumurta yok. Nasıl yapacaksınız? Tamam ya, ben hemen gidip alıp gelirim. Ne olacak? Tamam, ben de şeyi koyarım. Süper, hadi. Hadi bakalım. Gel biz de sofrayı hazırlayalım. Vay be, ekip ruhu buna derler işte. Ben ne yapacağım? Sen otur. Abla biz bunu nereye koyalım? Sen onu mutfağa koy, onları da bana ver, bir yerleşelim artık. Onları şimdi bana... yok, nereden koyacağız? Bunlar. Aferin lan. Hı. Ya Barış abi, 10 numara olmuş ya. Millet at, bana da öğretir misin? Allah Allah, ne yapacaksın? Omlet mi yapacaksın sen bize? Ya abla, Barış abi yapıyorsa ben niye yapmayayım? Hiç. Öğretirmem ne olacak? Kolay zaten. Ama ben iyi yapıyorum tabii de. Yani. Ya yok, hani Ayşe biz ders çalışıyoruz ya. Cenaz karnı acıkırsa deliyorum ben. Vay be, aşk nereye kadirmiş be. Fiko'ya bile yemek yaptırıyor ya. Bana bak, Ayşe ile ders çalışabilirsiniz. Ama öyle haylazlık falan yok, ona göre bak, gözüm üstünüzde. Tamam abla. Ne oldu peki o da iş ya? Annesi herhalde çıratıyor mu çocuğu? Vallahi bilmiyoruz ki biz, ancak işte kendi derdimize yetiştik. Bir gidip bakarız kıza bugün. Ben geç kaldım ya, kalk. Hadi minibolar, afiyet olsun. Hadi sağ ol, eline sağlık. Eyvallah. Güle güle Barış abi. Görüşürüz. Çıkınca babama mı gideceğim? Yani işte bakalım. Gene bir ergen kaçışı yaparım sana artık. Görüşürüz. Kim bilir evlenince ne kadar tatlı olacaklar. Evet ya. Ben de Ayşe ile evlenince böyle tatlı olacağım. Şşt, yavaş lan. Daha sırada ben varım. Kim? Benim için de erken yani. Abi. Hı. Sen de Müjde ablayla mı evleneceksin? Allah Allah, ne alakası var canım, daha gencecik çocuk. Yani ne alakası var oğlum, okuyoruz biz daha şurada. Bak bakayım buraya. Fikri'nin evi neresi oğlum? Ha, Fikri Bey'in evi mi? Bakın şurası. Siz niye bakmıştınız Fikri Bey'e? Sana ne? Bakarım bakmam. Sana hesap mı vereceğim? Allah Allah. Artist. Zibidi. Hadi. Hadi yoluna. Yok. Çekil zibidi, çekil. O yüzden demedim. Hadi konuşma. Servet. Burada, evet. Tahmin ettiğim gibi burada. Ben abi biraz... Dur, tamam. Ay ters serdim. Buyur teyzeciğim. Teyze sensin. Sana benzer. Fikri! Nerede Fikri? Fikri! Fikri! Çık neredeysen çık! Fikri! Fikri! Çık şuradan. Tamam. Neredesin Fikri? Tamam teyzeciğim, bağırmayın. Yok babam evde ya. Çocuklar korkuyor. Neredeyse hemen haber ver gelsin. Kim ya? Siz kimsiniz? Ben Yedi Bela Aysel. Ne bela? Yedi bela, yedi bela. Çağırın, hadi bekliyorum. Hadi. Aysel Hanım oturdunuz da biz çıkıyorduk yani, ben işe gideceğim. Benim senden bir işim yok. İşe gidebilirsin. Benim işim Fikri'yle. Bir şey soracağım. Babamı niye arıyordunuz acaba siz? Pardon, duyamadım. Babamı niye arıyordunuz diyorum hani. Ha, babanı neden arıyorum? Ha. Sana hesap mı vereceğim acaba? Ha? Kıl biber. O dana buraya gelmeden şuradan şuraya gitmem. Ne yapalım Fiko? Yürü ablacığım, bul babamı. Çağır hadi. Çayınızı da koyayım. Ay. Ay ne yapıyorsun Zeyo? Ha gel gel. Gel kahvaltıya otur kızım. Çayını da koyayım dur. Ha. Hayret Fikri amca, sen hala burada mısın? Sen niye hayret ediyorsun ki buna? Alışsan niye oluyor artık? Ha. Ne bileyim, ne dolaplar çevirdiysen çoktan polisler alıp götürmüştür seni diyordum ama. Ay başladı yine sabah sabah. Siz ona bakmayın. Helal olsun, yiyin, afiyet bal şeker olsun Fikri Beyciğim. Siz ne iyi babasınız ya. Ha, ne iyi baba. Yalnız Fikri amca, sende ne gezer o kadar para? Kesin bir işler karıştırdın sen. Kızım ne işi karıştıracak koskoca Fikri Bey? Aa, sen de ne yapsam beğenmiyorsun bu adamı ya. Sen hepimizin yerine beğeniyorsun zaten anneciğim, o yeter. Ay Allah'ım ya Rabbim. Hadi sus da yemeğini ye. Hadi. Heh, bak vallahi geldi polisler. Kızım ağzından yel alsın polis molis. Değişik. Aa Fiko. Ya Müjde abla, babam nerede biliyor musun? Burada. Şişt, lan ne oldu? Yine neyi kaybettiniz ha? Ya şey baba, Yedi Bela Aysel'le bir teyze geldi de seni soruyor. Ne? Yedi Bela Aysel mi? O Şeyma'cığım, kıyamet zebanisi. Ha? Beni görmedin tamam, hadi hadi. Baba! Ne? Teyze seni soruyor, ne diyeyim? Oğlum sen beni görmedin, ben de seni görmedim. Hatta siz de evde durmayın, hemen canınızı kurtarın, sokağa atın. Hatta ben sana bir sokaklarda yaşayın oğlum. O daha iyi, o kadar yani. Hadi, hadi, hadi basın çıkın evden, hadi, hadi. Baba ne diyeyim ben de teyze? Niye öyle yeşil yeşil bakıyorsun? İnsan bir hal hatır sorar, bir çay koyar. Ya biz çıkacağız diye şey yapmadık da Rahmet çay koy. Bakayım ben hemen. Koş, hadi. Kımılda biraz. Kıl biber. Devli olsun. Tamam. Siz nereden tanıyorsunuz babamı? Ben çok derinlerden tanıyorum. Size hiç benden bahsetmedi mi? Yok vallahi duymadık hiç. Çay nerede? Kalmamış çay. Yani o denli. Yani. Tuh sana. Abla. Ha? Babam yok. Ne demek babam yok? Bulamadım abla yok. Babam yokmuş Aysel Hanım. Siz de o zaman bir dahakine artık gelirsiniz. Yani. Kovuyor musun sen benim bu evden? Estağfurullah olur mu öyle şey yani? Hı. Pişt. Düdük makarna. Gel bakayım buraya. Gel. Düdük makarna gel. Gel. Yürü oğlum. Gel. Ağladı değil mi? Çok korktu değil mi? He? Çok korktu. Hıçkıra hıçkıra çocuk gibi ağladı. Burada yokum dedi değil mi? He? Beni görmediğini söyledi dedi değil mi? He? Yo öyle bir şey olmadı ki. Yok dedin sadece. Yakalandın. Yürü beni ona götür. Düş önüme. Dur. Tamam. Abla. Ablacığım tamam yani... Yürü. Aha. Yürü. Yürü. Tamam yürü oğlum. Koşma yürü. Yürü. Bak ben yavaş gidiyorum. Koşma. Ayağıma tencere kapağı düştü. Hadi yürü. 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 Siz beni burada bekleyin geliyorum. Yürü. Aa, yürü. 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 Tamam tamam Aysel Hanım tamam siz bırakın. Siz bırakın Fiko'yu ben götüreceğim babamız. Hadi. Yürü düş önüme. Of! Filiz, ne oluyor ya? Anlatacağım. Neyi anlatacaksın? Sen bir şey anlatmayacaksın. Yürü! Siz beni salak mı sandınız? Aa! Ya Rahmet sen söyle bari ne oluyor? 7 bela Aysel'miş Tülay abla. Bize 2, 3, 5 bela yetmiyor tabii. Bu sefer 7'sini birden yollamışlar yani. Ay ben hiçbir şey anlamadım oğlum. Doğru dürüst anlat şunu. Biz anladık mı ki sen anlayacaksın Tülay abla? Neyse çocuklar sen de. Çok sağ olun. Çocuklar üzmeyin Tülay ablanızı. Kapı açık kalmış ya. Hadi kapat. Yürü lan. Yürü. Anlatırız işte sonra. Ay aşk olsun ya. Bütün olayları kaçırıyorum ben burada ya. Şeyma Hanımcığım. Örtün üstümü, örtün. Örtün. Ay. Ay Fikri Bey siz niye böyle oldunuz yani? Adını duydunuz, kadının beteniz, benziniz attı. Ay. Evet, benzimi attı değil mi? Hı. Ay rengim falan da soğudu. Ay. Yaşama şevkim çöktü. Yani içime kaçtım değil mi ben? Kim bu kadın? Hı? Yani ismi bile yetti size. Hı? Kim bu kadın? Fikri, akılsız, tabansız, faydasız Fikri! Bak görüyor musunuz? Böyle hayalimde onun sesini duyuyor gibiyim. Faydasız diye çağırıyor beni sanki. Aynı sesi ben de duyuyorum. Deli bunlar ya. Açın kapıyı! Aç! Aç diyor! Aç! Geldi. Kusura bakma vallahi Fikri amca açacağım kapıyı. Çok merak ettim kimmiş. Açma kız. Açma. Açma. Kim? Çekil önümden. Çekil! Çekil önümden. Fikri, tabansız, faydasız. Neredesin tabansız Fikri? Neredesin tabansız Fikri? Ayakkabılarınızı çıkarsaydınız. Şey... Neredesin sen? Nerede bu? Aa! Ne o? Açıkta bir şey mi gördün? Ne? Ayakkabı. Ha, bir şey yapmaz. Seni Allah'ın cezası seni. Neredesin sen? Buradayım anne. Ne? Anne mi? Ne annesi ya? Ay siz Şükrü Bey'in annesi misiniz? Verin elinizi öpeyim. Öpmeyelim öpme ben el öptürmeyi sevmem. Annem yok diyordun. Kızım sen aptal mısın? Hiç öyle değilsindir. Bak çocukların da senin gibi salak. Görüyor musun annem yok. Nereden çıktı bu yumurtadan mı çıktı? Ha? Hayır hanımefendi. Hanımefendi mi? Yani babaanne, annem öldü dedi bu bize. Allah senin... Puh! Yok anne, ben öyle bir şey demedim. Bunlar salak, yanlış anlamışlar. Biliyorum salak olduklarını, sana çekmişler. Bana bak, o benden çaldığım parayı hemen geri istiyorum. Hemen. Senden? Hı. Anne, ya ben öz annemin parasını mı teessüf ediyorum gerçekten? Ben teessüf ediyorum. Fikri, evde kamera var. Kabak gibi görünüyorsun çalarken parayı. Kamera mı? Ya baba ya, bu ne ya şimdi? Ya öyle işte. Babamın parayı nereden buldu anlaşıldı yani. İşte babaannemden almış. Yani almış dediğim yürütmüş bayağı yani. Düşünebiliyor musun? Kendi annesinden para çalmış. Bir şey soracağım. Peki niye babaannenize sahip çıkmamış? Ya biz babaannemin yaşadığını bile bilmiyoruz ki. Bizi öldü demişti. Ya Fikri Bey'e bak ya. Niye söylememiş peki? Ben ne bileyim. O bayağı sert kadın ha. Babam bayağı titredi karşısında. Bak iyi fikirmiş ha. Ben de kızımıza babamın öldüğünü söyleyeyim. Fikri de sahip çıkar ona. Ya niye kızımız deyip duruyorsun? Oğlumuz olacak belki. Günaydın Filiz. Ha günaydın. Kapatıyorum ben şimdi. Tamam dükkana gel. Tamam yani dükkana geldiysen konuşabiliriz. Niye konuşamıyorsun? Sevgilinle konuşamaz mısın yani? O herif gidiyor değil mi araya? Konuşamayalım diye bunu yapıyor. Farkında mısın bak? Farkında mısın? Alo. Filiz ben senin gerginliği bırakalım. Bir önce sana başka bir iş bulurum. Tamam mı? Ben ayarlayacağım onu. Merak etme. Ben de. Tamam. Tünele girdin sen herhalde. Kapatıyorum. Oldu. Hadi görüşürüz. Görüşürüz Filiz Hanım. Görüşürüz. Ben de hemen işe başlayacaktım. Daha çok sevindim. Her şeyin hallolmasını öyle istemeden telefon konuşmanı duydum. Galiba babanın parayı nereden aldığını öğrenmişsiniz. Ya sorma, babaannemden çalmış. Kadın da şimdi parasını istemeye geldi. Ne olacak canım, evladı nasıl olsa. Hem siz sokakta mı kalacaktınız yani? Öyle de işte. Neyse ben işin başına döneyim. Bakalım. Fikri parayı Şükran'dan almamış, yattı o iş. Siz Şükran'ı aramaya devam edin. Bana Ahmet'i yolla hemen. Buyurun Servet Bey. Bu abi midir nedir işte. Bir haber yok mu heriften? Yok Servet Bey henüz. Gün bitene kadar bekleyelim isterseniz. Bana akıl öğretme. Bir iş isteyeceğim ondan. Bir halta yarasın. Bizim çocukların yapamayacağı bir iş mi Servet Bey? Yapabilirler. Yapabilirler de ben bizimkilerin bulaşmasını istemiyorum. Sen bana onunla bir görüşme ayarla. Eğer bu işi halledebilirse elmaslar konusunda ona biraz daha zaman tanıyabilirim. Tamam efendim. Ben hemen bir görüşme ayarlayayım o zaman. Eninde sonunda bana saygı duymayı öğreneceksin Savaş Bey. Bir şey yemek ister misin? Karnın aç mı? Bak Şeyma Hanımcığım çok güzel yemek, börek, çörek, kek yapıyor. Maşallah. Bırak sevzekliği. Param nerede? Para nerede? Evet. Daha kaçtı? Daha ne oldu? Yandı bitti, kil oldu. Şu kadarcıktan anlamıştım senden adam olmayacağını. 20 yıl sonra evime geliyorsun, paramı çalıyorsun. Oraya koy. Evet. Ne yaptıysa çocuklar için yaptı. Aysel anneciğim gibi koyayım öyle. Böyle kapıda kalmasınlar, sokakta kalmasınlar diye. Ne yaptıysa evlatları için yaptı Fikri Bey. Kim bu içli köfte? İçli köfte değil anneciğim o. İçli köfte. Bana içli köfte. Şeyma Hanımcığım, ay Şeyma Hanım çok iyi bir kalpli bir insandır. Böyle naiftir, sevecendir, çok temiz titiz biridir. Teveccühünüz Fikri Beyciğim. Niye böyle yeni gelin gibi kırıtıp duruyor ha? Sizin aranızda bir şey mi var? Şükran nerede? Şükran'ı boşadım. Şeyma Hanımcığımla nişanlandım. Oo bak, kedi olalı bir fare tuttun nihayet. Ben sana hep söylüyordum. Şükran'dan adam olmaz. Fazla oynuyor diyordum. Ama sen ananı dinlemedin, Şükran'ı dinledin, beni feda ettin. Yok be anacığım, seni dinledim, gittim şak diye boşadım onu. Şak diye boşamış. Aradan geçmiş 20 yıl. İt sürüsü gibi de çocuk yapmış, ondan sonra şak diye boşamış. Hayırsız evlat. Bir paramı çalmadığın kalmıştı, bir. Seni bulamayacağım zannettin değil mi? He? Sen benim adımı unuttun mu? Yedi Bela Aysel'im ben, Yedi Bela Aysel. Hah. Anne. Ya paranı ya canını. Anne gözünü seveyim ya. Anne bunu yapma. Kaderde evlat katili olmak da varmış. Ben bundan 2 kişiyi öldürdüm. Öyle mi? 7 yıl hapiste yattım. 3'e kadar sayıyorum. Anne, oğlunu bulacaksın para için. Ya paranı ya canını. 1, 2... Anne değer mi? 3... Gözünüz... Hep böyle ötlektin. Bir olmaz senden. Getirip elime sayacaksın parayı. Yoksa veririm kamerayı polise, attırırım içeriye seni. Yani ben gidip o zaman şu şeye bakayım. Paraya bakıp geliyorum hemen. Görüşürüz. Ben gidip şu parayı alayım anne. Anne, gelirken başka bir şey istiyor musun? Evet. Kurşun. Bir kutu kurşun. Anne. Bunun sahicisi de var. Ya. Sağ ol. Afiyet olsun. Tufi, benim acilen para bulmam lazım ona. Para mı? İkili çıkı sensin Fikri abi, para sende. Oğlum şaka yapma ya. Vallahi para bulmam lazım. Başım belada oğlum. Hayati tehlikem var. Ne kadar lazım? 150 bin. He, tabii sen geri alacağım diye kim bilir ne belalar açtın başına. Ya ben de 150 bin ne arasın abi Allah aşkına ya. Ben bu kahvenin ipoteğini ödemek için ne yapayım biliyor musun? Parfüm satıyorum, parfüm. Ya, gel sen de sat benimle, iyi paralar yani. Kolonya satmayla o para çıkarmıyor. Kolonya değil, parfüm. Lan şu mahallede bir tane zengin yok ama. Yok lan. Yok, var bir tane. Var bir tane. Oğlum amma bela oldular lan. Canımızı mı alacaklar, ne yapacaklar bunlar? Abi adamın elmaslarını bulamıyoruz. Ya, canımızı da alır, her şeyimizi alır yani. Tamam geliriz dedim, ben de ne diyeyim? Şş, yavaş, kimin canını alıyor? Ne diyorsun oğlum sen? O anlamda demedim abi. Yani adama borcumuz var anlamında dedim. Tamam kes, uzatma. Konuş adamlarla, bir daha görüşürüm ben. Ömer Bey. Ha, Fikri Bey. Aa, baba. Ah, kızım benim, nasılsın, iyi misin? Ne işin var burada, babaannem nerede? O Şeyma Hanımcığıma bıraktım, onlar Şeyma Hanımcığıma şey yapıyorlar, konuşuyorlar. Ben de senin iş yerini merak ettim. Dedim benim kızım nerede çalışıyor, bir gidip ona bakayım dedim. Hmm. Hadi uydurma da. Ne yapıyor? Babaannem seni sıkıştırıyor değil mi para diye? Ya benim para içinde sıkıştıracak. Konuştum babaannenle ya. Sen ne yaptığını sanıyorsun? Senin torunun sokakta içiyor. Sen burada paranın da hesabını mı yapıyorsun dedim ona. Bastım fırçayı. Neyse sen bana bir su getirsene. İçim anneciğim hadi. Ömer Bey, seninle acilen konuşmamız lazım. Cücür'ün mekanında buluşalım mı? Buluşalım tabii Fikri Bey. Buluşalım. Baba bak Allah aşkına konuş babaannemle. Tamam bir daha biz sokağa mukağa düşmeyelim ne olur. Bak çok kötü durumdayım ben delirmek üzereyim. Ben de. Sen niye zaten yaşayan kadını öldürüyorsun ki? Sana ne ya? Benim anam değil mi? İstediğimi söylerim. Allah Allah. Sana hesap mı vereceğim? Faydasız. Neyse görüşürüz. Hadi ben. Sen sürünü yandım diyor. Sen neyin peşindesin yine ya? Ömer Bey, gelin. Seninle konuşmam gereken bir şey var, gel. Nerede Şükrü Bey? Niye çağırdınız beni buraya? Keyfimden. Allah Allah. Ya sana işim düştü de o yüzden çağırdım. Öyle mi? Elimden gelen bir şey varsa seve seve yardımcı olurum tabii. Aa, öyleli diyorsun ya. O zaman seve seve bana 150.000 kağıt borç verirsin ha? 150.000 ne? Kağıt ya, kağıt. Aman öyle ağzında şey edip de şey etme ya. Bu senin için nedir ki? 150.000 liradan bak. Senin için ne? Kimine göre para, kimine göre para değil. Sen hangi taraftan bakıyorsun? Önemli olan o fikri. Lan cücü, sen ne her şeye karışıyorsun? Bir sus ya. Burada çok önemli bir iş toplantısındayım ben Ömer Bey'le. Ha, şimdi Fikri Bey, ben bu konuşmanın... İş tarafını, toplantı tarafını pek anlayamadım. Siz benden 150.000 lira borç istiyorsunuz, doğru mu anlıyorum? Doğru anladım ama öyle. Yani 150.000 lira bana vereceksin ama ben sana onu geri öderim. 150.000'i? Ama sen böyle ağzında büyütme bunu. Nedir ki 150.000 lira senin için ya? Ha? Borcunu geri öderim ben. Tamam, 150.000'i sana veririm. Vallahi mı? Vallahi. Ay. Sen ne güzel bir adamsın be. 150.000'i veririm ama borç olarak değil. Çünkü bu parayı bana geri ödemeyeceğini ikimiz de çok iyi biliyoruz. Yani Allah'tan ümit kesilmezdi ama. Allah'tan değil de benim senden pek ümidim yok aslında. 150.000'i veririm ama karşılığında benim için bir şey yapacaksın. İyi. Ama ben ameliyat geçirmiş adam böyle zor işlere gelemem. Yani şartını ona göre söylüyorum. Tamam, hadi söyledin. Hadi. Şimdi senin bu eski karının adı Şükran'dı değil mi? Şükran, ha. Şükran'ı bana getir, 150.000 al. Ne diyorsun lan sen? Şişt, ben daha işlere başlamadım oğlum. Ne demek lan Şükran'ı geri getir? Kimsin lan sen? Kimsin, ne diyorsun oğlum? Bana bak. Fikri Bey, iki oluyor, beni yanlış anlıyorsun. Bak ağır ol azıcık. Şükran ortadan kaybolmadan önce dükkanımdan bir şey çaldı. Vallahi mi? Yapmıştır ha. Ne çaldı? Ne olduğunu boş ver şimdi. Pahalı bir şey diyelim. Sen Şükran'ı bana getir, parayı al. Ha, yani sen diyorsun ki bul karıyı al parayı. Anlaştık mı? Anlaştık. Ben sana Şükran'ı getireceğim. Ama yeter ki annemin üstüme çökmesin. Haber bekliyorum. Tamam. Hadi afiyet olsun. Hey. Aman güzel. Şükran'ı nereden bulacağım lan ben? Madem Şükran'ı bulacağım, niye kaybediyorum ki ben Şükran'cığımı ya?